Herkese merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Diablo 4 Sezon 4 1.50 level Necromancer build'ini sizlerle paylaşacağım. Güzel bir build oldu. Bu arada Necromancer bozuk arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ben 50 levelde 4. Dünya kademesini açtım ve o boss'u tekledim arkadaşlar. Yok ettim, padedes ettim. Bayağı bozuk Necromancer. Onu öncelikle söyleyeyim. Bu arada dünkü canlı yayına gelen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayındı. 10 saatlik bir yayındı. Yayın geçmişte zaten YouTube kanalımda var. Canlı da bulabilirsiniz. Yani canlı yerinde bulabilirsiniz yayın geçmişini. Bunu da söylemiş olayım. Bir de kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ve dün en çok sorulan soruyu da şimdi sizlere cevaplayayım. Abi ben iteme artı basamıyorum. Ben iteme niye artı basamıyorum? Nasıl olacak? Bu soruyu çok kişi soruyor arkadaşlar. Şuradaki usta işlemi açık değil. Bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar 46. kademe kabus zindanı mührü veya 46 üstü bir kabus zindanını bitirmeniz gerekiyor. Onu açmak için ve açtıktan sonra burada pit var arkadaşlar. O pite gidelim, hatta direkt göstereyim. O pite girip pitten artı basma malzemesini düşürüp demircide gelip artınızı basabilirsiniz. Hani olay bu. Hani bu kadar. Çünkü çoğu kişi soruyor nasıl açacağım, ne olacak diye. Buradan geliyorsunuz, pite açıyorsunuz. Giriyorsunuz. Biz 20. kademeye kadar gelmişim ben. Ondan sonra şey yapıyorsunuz. Artı basma malzemesini düşürüp artınızı basabilirsiniz. Bu şekilde artınızı basıyorsunuz. Tamam. Şimdi gelelim yetenek ağacımıza, videomuzun konusuna. Buraya 2 verdim arkadaşlar. Bunun önemi yok. Öyle verdim, aktif olsun aşağı diye. Aşağıya böyle bir tane verdim. Buraya 3 tane verdim. Sonra burada kanlı sis ve bu şekilde verdim. Kanlı sis bir tık hayatta kalabilmek için. Hani pek ihtiyacımız yok da ne olur ne olmaz diye. Çünkü Helltide cehennem dalgası bayağı sıkıntılı bir yer. Ondan dolayı sıkıntı olmasın diye böyle bir verdim arkadaşlar. Buradaki şey ise işte bosslara karşı savaşırken ekstradan fazladan ceset oluştursun diye öyle bir şey yaptım. Hatta bunu siz böyle verin, ekstra bir ceset daha bıraksın siz kanlı sizi açtığınızda. Sonra ceset patlamasına böyle verdim. Karanlık gölge oluşturuyor. Ondan sonra burada pasif olarak iskelet savaşçı ustalığına verdim. Hasarı ve canını arttırıyor. Minyon build'deyiz. Buraya indik, bir ceset tüketmek özületir. Bir de ekstradan bir ceset tükettikten sonra 6 saniye boyunca arttırılmış hasar verirsin. Geldik buraya arkadaşlar. Burada ise yakın düşmanlardan daha fazla hasar ve yakın düşmanlar %12 daha az hasar verirler. O pasifi açtık. Burada da iskelet sihirbaz ustalığını açtım. Hem hasar hem canı yükseliyor. Geldik buraya. Burada ceset frizlerini açtım. Bu şekilde burayı da böyle verdim arkadaşlar. Burada da buna verdim. Buna verme sebebim ekstradan güçlendirme kazanıyoruz ve hani bir tık daha hayatta kalıyoruz. Daha iyi oluyor. Burada golemi verdim. Golem ustalığına golem hasar ve canını yükseltir. Burada ultiye verdim arkadaşlar. Bu ulti bayağı önemli bu arada. Sonra buradan minyon pasiflerinin hepsine verdim arkadaşlar. Burada da minyonları tamamen güçlendirdik. Ekstradan son pasif olarak da her yardakçı için aktif saldırı hızı kazanırız. Yetenek ağacını bu şekilde verdim. Aslında ilk başta böyle kanlı kargıyla falan başladım da sonradan böyle bir yetenek ağacına döndüm arkadaşlar. Çünkü kanlı kargılık bir durum veya çekirdek yeteneklik bir durum kalmıyor yani. Ondan dolayı bu build'e döndüm ve son halini size paylaşmak istiyorum. Çünkü siz de muhtemelen 40 level falan olmuşsunuzdur. Ondan dolayı bu halini sizlerle paylaştım. Ve endgame build'ini sizlerle paylaşacağım, onu söyleyeyim. Onun için de az kaldı, 77 level'i zaten 100 level olacağız. Burada iskelet savaşçılarında ekstra ek bir savaşçı diriltebilirsine verdim. İskelet sihirbazları gölgeye verdim. Burada işte her 3 saldırıda bir ilave gölge oku atar diye böyle bir şeye verdim. Burada da golemde de işte her 2 demir golem saldırısı arkaya doğru şok dalgası veriyor. Alan hasarlı güzel bir
yetenek bu da. Gol, demir golemde de buna verdim arkadaşlar. Şimdi gelelim olayın en önemli yerine. Şöyle bir aspekt var arkadaşlar. Hemen o kaliste gidelim. Zaten aspekt durumları da değişti. Aspekt durumları artık itemini bir kere kırdığınız zaman buraya güç rehberine düşüyor. Ve burada sürekli o aspekti kullanabilirsiniz. Sabit bir şekilde kalıyor arkadaşlar. Aspekt olayı bu yüzden güzel oldu. Şimdi geldik buraya. Burada şu faydada aşağıda şöyle bir aspekt var. Diyor ki iskelet savaşçılarının ve iskelet sihirbazlarının maksimum sayısı %2 artar diyor. Siz bu aspekti düşürdüğünüzde direkt takın. İtemini sevmediyseniz kırın. Üstünüzdeki iteme bu aspekti atın arkadaşlar ve kolyeye atın. Kolyeye atma sebebimiz iskelet savaşçıları ve iskelet sihirbazlarının sayısı 103 artar diyor. Kolyeye atarsak birer kişi daha fazla geliyor. Normal bir işte silaha eldiven atarsak o zaman 2 oluyor arkadaşlar. O yüzden bunu kolyeye atın. Ekstradan birer tane daha adam gelmiş olur. Bunu kesinlikle yapın arkadaşlar. Ondan sonraki süreçte şöyle diyeyim sizlere. İskeletle yardakçılarla alakalı tüm aspektleri üstünüze atın. Böyle giydiğiniz itemleri düştüyse aspekti direkt atın arkadaşlar. Çünkü aspekt sorunumuz yok. Direkt atabiliyorsunuz. Ve mesela ölüler ordusu var burada. Etkinken saldırı hızı ve hasar kazanır diyor. Ölüler ordusu şu ulti yeteneğimiz. Bu aspekti atın. Ondan sonra şurada iskelet sihirbazları her 8 saniyede bir kar fırtınası oluşturur. Onu attım. Mesela iskelet rahipleri iskelet savaşçılarının saldırılarını güçlendirerek gölge hasarı vermelerini sağlar diyor mesela. Bizde zaten iskelet savaşçı şeyde iskelet sihirbazlarında da gölge hasarını seçtik. Yani böyle yardakçılarla alakalı aspektleri de direkt atın arkadaşlar. O şekilde yapın. Ve en önemlisi şu kurt bölgesine de gideyim. Bizim burada bu kurt bölgesi neydi lan? Burada mıydı? Ha, buradaydı. Kurt bölgesine de gideyim. Ya oradan da detaylı bir şekilde anlatayım. Bak şimdi neyse. Bir şey demeyeceğim. Bir şey diyecektim demeyeceğim, vazgeçtim. Şimdi arkadaşlar burada şu item, ondan sonra buradaki item, ondan sonra şu dan da düşüyordu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bu saydıklarımdan ünik düşüyor arkadaşlar. Bu düşen ünüklerde bu yüzük ve şu yüzük düşerse direkt takın. Direkt takın. Düşünmeyin, tamam mı? Direkt takın arkadaşlar. Ve bu sizi direkt oyunu bitirecek. Net bitirtirecek bu size. Onu söyleyeyim sizlere. O yüzden bu iki yüzüğü direkt takın. Kafanız rahat olur. Düşmese bile bu Varşan'dan düşüyor arkadaşlar. Hani şu yüzük o kadar şey değil de bu yüzük Varşan'dan düşüyor. Gidin Varşan kesin. Bu sandıklarından bir tanesinde yanlış hatırlamıyorsam hangisiydi? Şu olması lazım. Bundan, yok özür dilerim şu. Bundan şey düşüyor. Varşan malzemeleri düşüyor direkt. Direkt Varşan'a girebilirsiniz ve oradan düşürebilirsiniz. Okey. Videomuz bu kadardı. Hani bu şekilde ben aşağıya site linkini bırakırım. Siz tek tek uğraşmayın. Paragon yok. Sadece yetenek ağacını sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi 77 levelim, 100 level olunca endgame build'ini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ve ekstradan sezon 4 ile alakalı güncel bilgiler vesaire videoların hepsini sizlerle paylaşacağım. Bir de şeyi göstereyim. Bu yaptığım işte kolyeyi attığımda kaç adam oluyor yanımda onu da sizlere göstereyim. Yayını kapatayım. Bize adam lazım aslan parçası. Bu ultiyi atayım hemen gelsinler. Tamam. Bak şu an 6, 4, 10, 14, Golyem 15, benle 16 kişiyiz arkadaşlar. Şu an sahada 16 kişiyiz. Neredeyse bir futbol takımı gibi olacağız. Az kaldı. Öyle yani bu dediğim aspekti bulursanız ve atarsanız 16 kişiyle yapabilirsiniz. Bir de şey soruluyor arkadaşlar Golyem'i nasıl alacağım? Golyem mi? Golyem mi? 25. seviye olunca buraya göreve geliyor zaten. İşte onun gidin
görevini yapın diye. Görevi şurada, köşe hatta şuradaydı. Evet, yok görev buradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Görevi buradan. Gidiyorsunuz, görevini yaptıktan sonra golemi de aktif etmiş oluyorsunuz. Ve şurada zaten minyon yetenekleri gözüküyor. Buradan aktarabilirsiniz. Tamam. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Daha fazla Diablo 4 videolar için takip eden arkadaşlar kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.